Ankara Milletvekili Sayın Salim Cevicioğlu. Buyurunuz Sayın Cevicioğlu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin vermiş olduğu Çankırı, Kızılırmak, Tımarlı HES Meclis Araştırma Önergesi hakkında partim adına aleyhte söz almış bulunuyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlarken Konya'da eğitim uçuşu esnasında Türk yıldızlarına ait gösteri uçağımızın kaza kırımına uğraması sonucu şehit olan pilotumuz Burak Genç Çelebi'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Değerli milletvekillerimiz, ülkemiz su gücü bakımından önemli kaynakları bulunan ülkelerden bir tanesidir. Dünyada temiz enerji ve geri dönüşümü bulunan, ayrıca çevre kirliliği yaratmayan, havayı kirletmeyen bir enerji olarak bilinen hidroelektrik santrallerinin birçok yararı bulunmaktadır. Ülkemiz için bu kadar faydalı ve önemli olan HES'lere karşı halkımız bu konuda yeteri kadar bilgiye sahip olmayan bazı kişi, lobi ve kuruluşlar tarafından yanlış bilgilendirme ve bunun sonucu HES'lerin yapımına karşı bir tavır almaya yönlendirilmektedir. HES kurulumu ile akarsularımızdaki suların boşalması önlenmekte ve bu akış enerjiye dönüştürülerek insanlığa fayda sağlamaktadır. HES'ler UNESCO ve Avrupa Birliği tarafından çevre dostu olarak tanımlanmaktadır. Kuruldukları alanlara yeni istihdam olanakları yaratan HES'ler aynı zamanda o bölgenin kalkınmasına da katkı sağlamaktadır. Hidroelektrik santralleri atık oluşturmamakla bu sayede çevreyi de kirletmemektedir. Ayrıca HES'ler yüksek verim sağlayan yenilenebilir temiz yapılardır. Uzun ömürlüdürler. Ekolojik dengenin korunması ve sürdürülebilmesi için gerekli olan tarım alanları için sulama suyu, doğal hayat suyu, içme suyu, kullanma suyu ve diğer kadim su haklarında arta kalan su ile enerji üretilmesini hedeflemektedirler. Tımarlı HES Kızılırmak Havzası dahilinde Çankırı ili sınırları içerisinde olup Devlet Su İşleri 5. Bölge sorumluluğu alanındadır. Sağ olsun kıymetli Cumhuriyet Halk Partisi vekilimiz Çankırı'ya gitmiş, Kızılırmak'a dolaşmış ama bizler sadece bir gün Çankırı'ya gidip orada ne oluyor ne bitiyor deyip ondan sonra soru önergesiyle buraya gelen insanlar değiliz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber bölgemizde 783.500 km² Türkiye yüzölçümünde nasıl milletvekillerimiz bölgelerinde geziyorsa biz de Çankırı'da 7.490 km² Çankırı'yı adım adım geziyoruz. İnşallah bizler bu bölgeyle ilgili bilgi sahibiyiz. Konuyu biliyoruz. HES firmasıyla görüşüyoruz, vatandaşlarımızla görüşüyoruz. Kaldı ki dün kardeşlerimiz buradalardı, muhtarlarımız da buradalardı. Olayın özü şudur, sayın milletvekilim. Malum iklim şartları münasebetiyle yeterli derecede suyumuz yok. Şimdi. Buyurunuz efendim. Şimdi Allah vermesin İstanbul'da bir susuzluk olsa ve siz bu susuzlukla ilgili bir su kesintisine gitseniz biz bunun suçun hepsini sizin oradaki yerel yönetimlerinize yükleyebilir miyiz? Mümkün değil. Mümkün değil. Biz hiçbir şey yapmayız. AK Parti hizmet yapar, AK Parti söz üretmez, hizmet üretir. Biz vatandaşlarımızın yanına gönül sesiyle gidiyoruz. Ayak sesiyle gitmiyoruz. Onların derdiyle dertleniyoruz. Dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Ben o dediğiniz alana en az 10 kere gitmiş bir insanım. Ve bundan sonraki süreçte de inşallah cumartesi günü yine oradayım. Devlet Su İşleri yetkilileriyle beraber o işi çözeceğiz. Ve şunun da özellikle bilinmesini istiyorum. Orada kardeşlerimizin feryat etmesinin tek sebebi çeltikle ilgili Nisan sonu Mayıs ayı başında yapılacak çeltik ekimidir. Sıkıntıları budur. Biz HES'le ilgili görüşmeyi yaptık. Oradaki üreticilerimizle ilgili de görüşmeyi yaptık. Hiçbir problem yoktur. Türkiye tarımına, üretime devam edeceğiz. Çankırı çeltik anlamında da zaten Türkiye'nin %14 çeltik ihtiyacını karşılayan bir ildir. Kızılırmak ilçemizi biz Çukurova olarak